Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de Yahudilerle savaşmış Yahudiler Peygamber Efendimiz'e ve Sahabi Efendilerimize Birtakım eziyetlerde bulunmuşlardı Onların birtakım kavimleri sürgün edilmiş Birtakım kavimleri ile de savaş olmuştu En son Hayber Fethinden sonra Yahudiler Tamamen Şam bölgeleri tarafına sürülmüş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra Hristiyan Bizans ordularıyla İslam orduları karşı, karşı, gelmeye, karşı karşıya gelmeye başlamıştı. Bu vesileyle ilk savaş muteharbi olmuştu. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olduğu gassanilere göndermiş olduğu elçi eziyet görmüş ve bu cevapsız kalmaması gerekiyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine muteharbini yapmıştı. Muteharbinden sonra Gassaniler kendi aralarında toplanmışlar ve biz Medine-i Münevvere'nin üzerine yürüyeceğiz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de ordularıyla beraber yok edeceğiz diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bazı elçiler gönderiyorlar ve aynı zamanda Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Şam tarafından gelen kafileler ve kervanlar Şam civarında ciddi bir askeri hazırlığın olduğundan bahsediyorlardı. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem yanında bulunan ileri gelen ashab-ı kiram efendilerimizle istişare etmiş ve Tebük üzerine Şam civarına Şam yolu üzerinde bulunan Tebük'e doğru bir sefer için Allah'a ve Resulüne iman edenlerin toplanması gerektiğini söylemişti. Zaman çok sıkıntılı zamandı. Zira güneşin insanların üzerinde hararetini göstermiş olduğu bir zaman, yakıcı bir sıcaklık. Aynı zamanda meyvelerin, hurmaların tam olgunlaştığı, insanların hurma gölgeliklerinden dışarı çıkmak istemediği bir zaman dilimi içerisinde ve Medine-i Münevvere'de de bir kıtlık var. Böyle bir zamanda elbette nefis için savaş zordur. Veyahut da bir bölgeden bir bölgeye sefere çıkmak hakikaten zor bir zaman. Ve bunun için bu ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim fi saatil usra buyurur Rabbimiz. Yani zor bir saat, zor bir zaman dilimi. Böyle bir savaş kapıdaydı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı ve meşakkatli zamanda Allah'a ve Resulüne iman edenler savaş için seni yetül veda denilen Medine-i Münevvere'nin dışında toplansın denilmişti. Bu savaşa Hazreti Ömer Efendimiz gibi radıyallahu anh, Hazreti Ebubekir Efendimiz gibi radıyallahu anh, Hazreti Osman Efendimiz gibi radıyallahu anh çok ciddi bir şekilde hem madden hem bedenen ben de Allah yolunda varım diyen sahabelerin adedi az değildi. Hazreti Ebu Efendimiz gelip ya Resulallah malımın kafesini ben Allah yolunda bu savaş için sefer için hibe ettim vakfettim dediği gibi Hazreti Ömer Efendimiz ben bu sefer Hazreti Ebu geçeceğim diye düşünerek gelip ya Resulallah ben de malımın yarısını Allah yolunda verdim diyor. Acaba Hazreti Ebu Bekir ne verdi ya Resulallah diye de soru veriyordu. Hazreti Osman Efendimiz kervanından gelen bütün hissedeki var olan zenginliğini ve karının hepsini vermiş ve yine sahabiler kendi aralarında bu savaşa gücüyle, kuvvetiyle, madden, manen katkıda bulunmaya çalışmışlardı. Tabi Has olan Ensar ve Muhacirde Peygamber Aleyhisselam'ın yanında bulunan bu sahabelerde bu hazırlık var iken yine Medine-i Münevverenin içerisinde Abdullah bin Übey denilen e, mel'un münafıkların reisi ve münafıklar kendi aralarında toplantılar yapıyor ve bu savaşa nasıl engel olabiliriz diye, Peygamber Aleyhisselam'a katılacak insanların adedini nasıl düşürebiliriz diye uğraşı veriyorlardı. Hatta Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh birkaç sahabi ile beraber Peygamber Aleyhisselam onları Süveylim denilen kişinin münafıklardan olan bir kişinin evinde toplantı halindeyken onların evlerini tutuşturduklarını kitaplar bahseder kıymetli izleyenlerimiz. Dolayısıyla İslam ordusu böyle bir zor zamanda, sıkıntılı ve meşakkatli bir zamanda yine aynı zamanda hararetin, sıcağın ve kıtlığın hüküm sürdüğü ve insanların arazilerinde mahsulünü elde edeceği e, hurmalıklarında oluşan olgun meyvelerin toplanacağı zaman diliminde evlerini işlerini, tarlalarını bahçelerini ve ailelerini bırakıyor. Bilmedikleri e, ne zaman döneceklerini bilemedikleri ve dönüp dönmeyecekleri meşhur bir yola sefere çıkıyorlardı. Bunun sadece bir izahı vardı. Kuvvetli bir iman ve kuvvetli bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba idi değerli izleyenlerimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine inanan ensar ve muhacirle beraber Medine-i Münevvere'den dışında seni yetül Veda denilen yerde toplanıp yine geride kalanların bir an önce orduya yetişmesi için birkaç gün beklemişlerdi. Bu zaman zarfında Medine'deki münafıklar boş durmuyor. Gitmek isteyen sahabileri engellemek için vesveseler veriyordu. İşte artık orada gitti yetişemezsin gibi. Ne gerek var senin evinde senden başka er kişi yok diye bir takım mazeretlerle beraber onların gitmesini engelliyorlardı. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bundan bahsederken Bismillah. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ شَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ azim buyuruyor Rabbimiz. Onların ileri gelenleri diyorlardı ki münafıkların ya siz ne yapıyorsunuz böyle bir hararetli sıcak çöl şartlarını siz bilmiyor musunuz çölde kavrulacaksınız susuz kalacaksınız develeriniz hayvanlarınız telef olacak böyle bir zamanda hiç sefer ve yolculuk yapılır mı hem de Şam bölgesine kadar diye e, hararetin çok şiddetli olduğundan bahsediyorlardı ve böyle bir zamanda asla yerinizde oturun ne işiniz var sizin seferde vehutta e, savaşta diye telkinde bulunuyorlardı. Kul de ki ey Habibim kul naru cehennem eşeddü harra. Cehennem ateşi daha şiddetlidir. Levkan yefkahun. Bir verselerdi bir kavrayıverselerdi bunu. Kıymetli müminler, işte böyle bir zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvereden Tebük'e Şam tarafına doğru sefere çıkmıştı. Takribi olarak bir ay kadar 20 günle bir ay kadar sürmüş olan bu seferde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman ile karşılaşmadı. Ama gittiği bölgelerde İslam'ın, Müslüman'ın, Müslümanların hakimiyetini gösterdi. Bazı kabileler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Müslüman olduklarını ilettiler. Bazı kabileler ve bazı yerel hükümetler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le anlaştılar. Bazıları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hediyeler verdiler. Bazı topraklar İslam toprakları oldu ve böyle hem güzel ganimetler ile aynı zamanda Karşı tarafta bulunan Gassanilere Bizans'a İslamiyet'in ve Müslümanların var olduğunu, diri olduğunu göstererek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir nevi İslam topraklarının sınırlarını çizerek Medine-i Münevvere'ye güzel ganimetler ile ve bir seferin galibiyeti ile dönüyordu. Ve en önemlisi Tebük gazvesi muteh savaşı gibi değil Tebük gazvesi müdafaa harbi gibiydi. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelen elçiler, Gasanilerin göndermiş olduğu mektuplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan sizi ezeceğiz, sizi yok edeceğiz denilen sözlere karşı ciddi bir cevaptı Tebük seferi. Bu vesileyle Tebük harbi müdafaa harbidir ve İslam topraklarının çizildiği harptir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanların üzerine ordu olarak göndermiş olduğu muhteden sonra ikinci savaş seferdir. Ve bizatihi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sıkıntılı ve meşakkatli zaman diliminde 60 yaşının üzerinde olmasına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ordunun en önünde bu sefere iştirak etmişlerdir. Yeri gelmişken şu ayeti kerimeyi de sizlere aktarmak isterim. Mevlamız bu Tebük seferinin, savaşının ne kadar zahmetli ve meşakkatli olduğunu, Müslümanlar üzerinde etkinin etkisinin ne kadar zor olduğunu bizlere şu ayeti kerime ile bildiriyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ma lekum iza qîle lekumun fi sabilillah. sebîlillâh. İsa kaltum ilel arz. Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla Allah'a ve Resulüne iman edenler haydi sefere denildiği zaman size ne oluyor? Ne oldu size? Niçin bu sefer, bu savaş, bu cihat sizin için ağır geldi? Eradîtum bil hayâti dünyâ minel âkira. Yoksa siz dünya hayatına rıza mı gösterdiniz? Ahireti bir tarafa mı bıraktınız? Buyuruyor. فَمَا مَتَعُوا dünya الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا <قَلِيلٌ> Unutmayınız. Dünya hayatı, ahiret hayatının yanında bir hiçtir. Asıl hayat, gerçek yurt, ahiret yurdudur. Bu ayeti kerimede, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmayan sahabe efendilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram efendilerimizin en sıkıntılı ve meşakkatli oldukları zaman dilimi. Onlar çok rahat, çok huzurlu değillerdi. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 17 tane sadece savaş, sefere ve gazbeye katılmıştı. Sahabe efendilerimiz Bedir'den itibaren Uhud'da, Hendek'te, Kaynuka'da, Nadir'de, Kurayza'da, Hayber'de ve diğer Mekke ile yapılan bazı seriye gazbe ve takiplerde hep Allah Resulü ve sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe efendilerimiz cenk meydanında, cihat meydanında teyakkuz halindeydiler. Böyle olmasına rağmen Mevlamız ihtar ediyor. Eradîtum bil hayâtin dünyâ minel ahire. Niye ağır davranıyorsunuz? Dünya hayatı sizin için razı olduğunuz bir hayat mı oldu? Ahiret yurdunu terk mi ettiniz? Bir tarafta mı bıraktınız? Ey izleyen değerli müminler, kıymetli kardeşlerimiz bir mümin cihat ruhu ile hareket etmelidir. Ben Allah'ın dini için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İla-i kelimetullah için ben Kur'an-ı Kerim'in yayılması Dini celili İslam'ın yayılması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesinin ulaştırılması için ne yapabilirimin gayreti içerisinde olmalıdır. Bu kah sohbetler ile olur, irşad ile olur ve Allah yolunda eee savaşmak ile, cenk etmek ile olur. Ve bunlar için Bismillah Ellezina amenu ve haceru ve cahadu fi sebilillahi biemvalihim ve enfusihim a'zamu dereceten 'indallah ve ulakehumul faizun. Bu iman eden müminler, hicret eden müminler Allah yolunda malları ile canları ile cihad eden müminler. Bunlar için Allah Celle Celaluhu yüksek dereceli güzellikler ve nimetler hazırlamıştır. Gerçek ve hakiki kurtuluş da budur diyor Rabbimiz. Ve onları müjdele. Rabbimizin rahmetini, cennetini, Allah'ımızın cemalini ve nice nice kalplerin hatıra getiremediği, gözlerin görmediği Kulakların duymadığı nice güzel nimetlerle onları müjdele buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinde bir düşman ile karşılaşmadı. Tebük seferinde yerel kabileler ile, yerel hükümetler ile anlaşmalar yaptı ve onlardan İslamiyete davet ettiği Müslüman olan topluluklar oldu ve aynı zamanda fidyeler, cizyeler, ganimetler vesaireler elde etti. Şam'a gitmeyi arzu ediyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Gassanilerin bulunmuş olduğu merkez Şam idi. Yalnız orada taun denilen bulaşıcı bir hastalık bulunduğundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir bölgede bulaşıcı bir hastalık duyar bilirse o bölgeden o hasta olanlar çıkmasın, o bölgeye de dışarıdan insanlar girmesin. Hadis-i şerifi sırrınca Şam'a girmemişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Medine-i Münevvere'ye dönüvermişti ordusuyla beraber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye doğru dönerken münafıklardan bazıları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi karşılamış ve şu sözü almışlardı. Ya Resulallah, Küba mescidine yakın bir bölgede biz güzel bir mescit yaptık. İsterseniz arzu ederseniz bu mescidin açılışını sizlerle beraber yapalım diye Peygamber aleyhisselamdan bir söz almışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu mescidin açılması için hazırlık yaptığı sırada Rabbimiz bir emir ferman eyledi. Bismillah. وَالَّذ۪ينَ تَخَدُوا مَسْجِدًا ظِرَارًا ve küfran ve tefriqan mu'minin ve irsaden limen haraballahu ve rasuluhu min qabl. Allah'ımız bu ayeti kerimede mescidi zarar ismini verdi. Yani zarar mescidi. Niye? Temelinde münafıklar bu mescidi yaptırmışlar. Bazı gizli Yahudiler de kalmış. Paralarıyla beraber bu mescidi yaptırmışlar. Bu mescidin tek bir amacı var temiz Müslümanları, inançlı müminleri, Peygamber Aleyhisselam'ın etrafına kenetlenmiş müminlerin arasını ayırmak ve bölmek için yapılmış. Dolayısıyla ayeti kerimede de o beynel müminin, müminlerin arasını ayırmak için yapılan bir mescit. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerime nazil olduktan sonra sahabe-i kiram efendilerimizden birkaçını görevlendirip bu mescid-i zırar denilen mescidi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaktırmıştır kıymetli müminler. Bu mescid-i zırar denilen mescid yakıldıktan sonra Abdullah bin Übey denilen münafıkların reisi iki ay dayanamadı ve kahrından ölüp gitti. Abdullah bin Übey'in ölmesiyle beraber münafıklar bassız kaldı ve münafıkların bu başı öldükten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabi efendilerimiz de rahatlamış oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu münafık öldüğü zaman onun namazını kıldırmak için ön safa doğru hareket ettiğinde Hazreti Ömer Efendimiz Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gelip, Ya Rasulallah, İslam dini siz ve bizler bu adamdan çok zarar çektik. Ne olur, şunun namazını kıldırmayın diye Peygamber Aleyhisselam'ın cübbesinden tutu vermişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her ne kadar bu münafık olsa bile hakkında kendisine bir bilgi, bir ayeti kerime gelmediği için onun namazını kıldırmak için hareket etmiş ve aynı zamanda onun evladı olan halis, muhlis, muttakı olan Abdullah ismindeki sahabi vardı. Ve tam namazını kıldırmaya giderken Bismillah وَلَا تُصَلِّ عَلَى حَدَمْ مِنْهُمْ مَا تَأَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ayeti kerimesi nazil oluyor. O münafığın münafıklığı tescilleniyor ve onun namazının kılınmaması gerektiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ayeti kerime ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildiriliyordu kıymetli müminler. Ve bu münafık öldükten sonra Medine-i Münevvere huzura kavuşmuş. Medine-i Münevvere'deki münafıkların adedi gün be gün azalmış ve İslamiyet, Medine-i Münevvere'de Yahudilerin yok olup gitmesiyle, münafıkların telef olup bitmesiyle Medine-i Münevvere huzur şehri, İslam şehri olmuştur kıymetli izleyenlerimiz. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye girdiği zaman adeti üzerine hemen Mescid-i Nebevi'ye geçti. İki rekat seferden döndüğü için e, kerahat vakitlerinin dışında namaz kılardı ve bu namazı eda etti. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın yanına o zaman geldiler. Bazı bedevi Araplardan gelenler oldu, münafıklardan gelenler oldu, bazı mazereti olanlar oldu. Herkes gelip bir mazeret bildiriyordu. Ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem herkesin mazeretini kabul ediyor. Çünkü Mevlamız onların mazeretlerini çok iyi biliyordu. Bazılarını tanıyor idi zira onlar münafıktılar. Bazıları vardı mazeretsiz bir şekilde savaşa katılmamışlardı ve bunlardan üç tane vardı ki bu Kab Efendimiz, Murare Efendimiz ve Hilal Efendimiz. Kab bin Malik şair birisiydi. Onun olayı ağzından dinleyelim. Diyor ki ben birçok savaşa iştirak etmiştim. Niyetimde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Tebük seferine gitmek de vardı. Yalnız İki tane atım vardı. Her zamankinden daha kuvvetli, gücüm, kuvvetim ve mali durumum da yerindeydi. Niyetim kesindi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin dışına seniyetül veda denilen yer, yere geçtiğinde haberdar olmuştum. Atımı hazırlamıştım. Ben de onlarla beraber çıkacaktım. Dedim bir gün daha dışarıda duracağım ama içeride durayım dedim. Bir gün geçti ikinci gün olurken dedim ki ben onlara sonradan yetişirim. Çünkü benim atım kuvvetli. O ordu yavaş gider. Piyadeler vardır vesaire vardır. Ben yetişirim diye düşündüm. Derken şeytan ve nefis galebe çaldı. Aradan günler geçti. Daha ben bu işe gidemem diye gönlüm daralmaya başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'ye sefer bittikten sonra dönünce Herkes bir mazeret bildirdi. Ben Peygamber Aleyhisselam'ın karşısına geçtim. Dedim ki ya Resulallah benim durumum her zamankinden daha müsaitti. Tembellik yaptım, gaflete düştüm, nefsime, nefsime mağlup oldum. Dolayısıyla ben savaşa, sefere gelemedim, özrümü beyan ediyorum dedim. Benim gibi üç kişi, iki kişi daha arkadaşım vardı. Ve bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz bir kenara ayrılın. Sizinle alakalı hüküm beklenecektir dedi. Bir gün geçti bir kaç gün geçti derken bir haber geldi evimize. Sahabe efendiler arkadaşlarımız bizlere selam vermiyor bizlerle konuşmuyorlardı. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştı. Yine bir gün haber geldi. Hanımlarınız evlerinizden terk etsin. Babalarının analarının evlerine gitsinler diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu emri gelince biz de hanımlarımızı yolladık. Tek başına hayat çekilmez oldu. Ve aynı zamanda gönlümüz, kalbimiz, iç alemimiz bize çok baskı yaptı. Kur'an-ı Kerim'de bundan bahsederken Bismillah وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا Geriye kalan üç kişi. Hatta اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ Yeryüzü çok geniş, çok geniş olmasına rağmen bunların kalplerini öyle sıkmıştı, sıkmıştı ki yer sanki yeryüzü bunların üzerine geliyordu. Zira neden dolayı peygamber aleyhisselamla müminlerle sefere iştirak edemediklerinden dolayı geride kalanlar ya gizli yahudilerdir veya hutta geride kalanlar münafıklardır veya hutta geride kalanlar hastadır, yaşlıdır, mazereti olan insanlardır. Ama bunların mazereti hiç yok. Sadece nefisleri mağlup olmuşlar. Bundan dolayı savaşa iştirak edememişlerdi. Bundan dolayı kalpleri çok daralmış. Sanki yeryüzü onların üzerine geliyormuşçasına idi. Ayet-i kerime bizlere bu şekilde izah ediyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeler nazil olunca Peygamber Efendimiz bunu gidin müjdeleyin. Kaba müjdeleyin. Murare'ye müjdeleyin. Hilale müjdeleyin. Zira onların tövbesini Allah Celle Celaluhu kabul eyledi buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesini Ka'b bin Malik'e amcasının oğlu müjdeliyor. Çok sevdiği, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ama son 50 günde selam bile vermeyen amcasının oğlu uzaktan çok hızlı süratli bir şekilde geliyor ve Medine-i Münevvere'nin dışında biraz tepe olan yükselti bir yerde Ka'b bin Malik'i yakalıyor ve ona müjde veriyor. Müjde verdiği zaman Ka'b bin Malik bunun müjdesine binaen üstündeki elbisesini amcasının oğluna hediye ediyor. Peygamber aleyhisselamın huzuruna geliyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayeti kerimeyi ve onların tövbesinin makbul olduğunu ayeti kerimeyi okuyarak onlara ilan etmiş oluyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan eshab-ı kiram efendilerimiz bu sahabe efendilerimize sarılıyorlar. Zira onlar eğer 50 gün boyunca selam vermediyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam vermeyin dediğinden dolayı. Yoksa mümin kardeşleri olan kabbin maliki ayeti kerimenin akabinde bağırlarına basıyor, sarılıyorlar, kucaklaşıyorlar. Kıymetli müminler, tebük seferi, sa'atil usrah dediğimiz zor bir zamanda yapılan zor bir sefer ve aynı zamanda e, getirisi, e, ganimeti cizyesi mümin olan insanların adedi bereketli olan bir sefer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin komutasında sahabe efendilerimizin zor şartlarda yapmış oldukları bu sefer ve biz bu ayeti kerimelerden ve bu olaylardan anlamış olduğumuz nokta şu Mümin her zaman her ortam her mekanda ister darlıkta ister varlıkta İster rahat ve huzurlu zamanda, ister meşakkat ve sıkıntılı zamanda Allah yolunda, din inceliğiyle İslam yolunda koşmak ile koşuşturmak ile memurdur. Rabbimiz Celle Celaluhu, gerektiği şekilde hakiki manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda izinde koşan, koşuşturan mücahit bahtiyar kullarından eylesin. Bir sonraki siyerin bir dersinde görüşmek ümidiyle. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.